Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bandana yapacağız. Kışlık bir bandana olacak. Bu şekilde benim pıtırcıklı diye adlandırdığım böyle bir model olacak. Daha önce bir tane ördüm. Biraz daha yünlü bir ip kullandım. Kışın sıcak tutması için. Tabii ki normal akrilik iplerle de yine gayet güzel oluyor. Zaten videomuzda bu şekilde bir iple çalışacağız. Sizler istediğiniz şekilde ip tercih edebilirsiniz. Sadece ipinizin orta kalınlıkta olmasına dikkat edin. Çünkü 6 mm tığ kullanıyoruz bu bandanayı yaparken. Bunun dışında dikim aşaması için iğnemiz gerekli ve tabii ki makasımız gerekli. İpim benim Yarnbee marka. Özelliklerini isteyenler için yine ben açıklamalar kısmına yazarım. Eğer isterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Hazırsanız hemen yapım kısmına geçelim. Lütfen yapım kısmına geçmeden hala abone olmayanlar kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Hadi devam edelim. Evet, ipimi aldım. İlk olarak yine dışarıda düğümümü oluşturacağım. Düğümledikten sonra 2 adet zincir çekiyorum. 1 ve 2. Daha sonra ipimi tığıma doladım. Yapmış olduğum ilk zincirime batacağım. Buradan ipimi çıkarıyorum. Şu an tığımda 3 adet ilmeğim var. İlk olarak ipimi birinin içinden geçiriyorum. Bakın hala 3 adet ilmeğim var. Şimdi hepsinden aynı anda geçiriyorum. Bu şekilde bir görüntü oluşacak. Daha sonra tekrar doluyorum. Bu kez şurada tek çıktığım ilmek var ya, bir tanesinden almıştım. Tığımda 3 ilmek varken o ilmeğime ve onun arkasındakine şu şekilde, bakın, yine çift şekilde ilmek alarak buradan ipimi çekiyorum. Mesela bundan sonraki sıramda tek çektiğim ilmek bu olacak. Bu şekilde de anlayabilirsiniz. Hemen göstereyim bunu. Önce bakın, tek çekiyorum ya, bu ilmeğim, yani tek çektiğim ilmek bu oldu. Şimdi üçünden aynı anda çekeceğim. Tek çektiğim ilmek hangisiydi? Şuydu. Az önce göstermiştim. Bu ilmeğimdi. Onun bir de arkasındakini de alıyorum. Tam olarak ilmek şeklinde. Eğer o tek ilmeği alsam sadece önden örmüş olacaktım. O yüzden arkasındakiyle birlikte alarak bunun içinden çıkıyorum. Üçlüyorum. Önce birinden geçeceğim. Bu yine o tek çıktığım ilmek olacak. İsterseniz bu şekilde tutabilirsiniz, kafanız karışırsa. Sonra bakın, üçünden de çıktım. Tuttuğum ilmeğim burada kaldı. Doluyorum. O ilmeğime ve onun arkasındakine batıyorum. Bu şekilde baş ölçünüze göre devam ediyorsunuz. Uzunluğu ne kadar olsun isterseniz o kadar ilmekten yapabilirsiniz. Tabii ki esneme payını da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. İpimiz gayet esnek olduğu için ve zaten bu örgü şeklini kullanmamın amacı da bandanamın daha esnek olması, takarken daha rahat olması, sorun yaşanmaması için bu şekilde. Ama sizler isterseniz bu ilk sırayı düz zincirle de başlayabilirsiniz. Ben böyle tercih ediyorum. Bakın şurada da göstereyim. Bu şekilde yaptığınızda bakın bandanamızın iki tarafı da eşit esneklikte. Çünkü düz zincirle başlandığında ister istemez biraz kasma yapıyor. Ben o yüzden bu şekilde yapıyorum. Dediğim gibi size kalmış. Ben hemen bunu baş ölçüme göre öreceğim ve daha sonra ikinci sıramızla birlikte devam edeceğiz. İlk sıramı tamamladım ben. Yine sizlere bir ölçü verebilmek için kaç adet yaptığımı saydım. Az önce gösterdiğimi tam 52 kez tekrar ettim ben. Ama sizler dediğim gibi kendi ölçünüze ya da yapacağınız kişinin ölçüsüne göre ayarlayabilirsiniz. Esneme payını da dediğim gibi şöyle göstereyim, göz önünde bulundurun. Çünkü oldukça esnek oluyor. İlk sıramızı tamamladığımıza göre artık ikiye geçebiliriz. İkinci sıramızda şu şekilde geldim. Sıra sonunda önce bir zincir çekiyorum, öyle geçiyorum İkinci sırama. Çevirdim zincirimi çektikten sonra, şöyleydi, şöyle ters olarak çevirdim. Bu sıramızda sadece blue slip iğne yapacağız. Yani arka ilmeklere batarak.
Arkaya batıp sık iğne yapıyorum. Tabii ki çektiğim zincire yapmıyorum. Bunu artık söylememe gerek yok sanırım. Bu şekilde sadece arka ilmeklere batarak sık iğne yapacağım. Benim 52 ilmeğim olduğu için 52 tane yapacağım. Sizlerin ilmeği kaç adetse o kadar adet sık iğne yapmış olmanız gerekiyor. Kontrolünüzü de bu şekilde sağlayabilirsiniz. Ben yine kamera arkasında sık iğne sıramı tamamlayacağım. Daha sonra yine birlikte 3. sıramızla devam edelim. 2. sıramı tamamladım. 52 ilmeğim hala devam ediyor. Şimdi 3'e geçeceğim. Bunun için önce her sırada yaptığım gibi yine bir adet zincirimi çekiyorum ve şöyle ters çeviriyorum. Bu sıramıza ilk olarak hemen sıradaki ilmeğimize bir sık iğne yaparak başlıyoruz. Devamında ise sıradaki ilmeğime batıyorum. İpimi şu şekilde içinden çektim. Tığımda şu an 2 adet ipim var. Bakın. Zaten bir de şöyle sadece sıradaki ilmeğime batıp ip çekiyorum. Şu an 2 var. Sadece ilkinden geçirdim. Hala tığımda 2 var. Bir kez geçirdim. 2 kez geçirdim. 3 kez geçirdim. Tığımda 2 ilmeğim duruyor. Bu sefer ikisinden aynı anda geçirdim. Ve sıradaki ilmeğime pardon şöyle sıradaki ilmeğime bir adet sık iğne yaptım. Ve bu şekilde ilk pıtırcığımı oluşturmuş oldum. Hemen devam edelim aynı şekilde. Bir sık iğne bir pıtırcık gibi düşünebilirsiniz. En son buraya batıp bir adet sık iğne yapmıştık. Şimdi yine sıradaki ilmeğe batıyorum. İpimi çektim. Bir kez geçirdim. İki kez geçirdim. Üç kez geçirdim. En sonuncuyu ikisinden birden geçirdim. Ve sonraki ilmeğime geldim. Bir adet sık iğnemi yaptım. Bir kere daha gösterelim. Sonrakine batıyorum. İpimi çektim. İki ipim var. Sadece ilkinden geçiriyorum. Bir kez, iki kez ve üç kez geçirdikten sonra sonuncuyu ikisinden aynı anda geçiriyorum. Şu şekilde dört zincir gibi görünen bir görüntü oluşuyor. Ve sonraki ilmeğime batarak sık iğne yapıyorum. Bütün yaptığım bu. Tüm sıramı yine bu şekilde yaparak devam edeceğim. Sıra sonunda görüşelim. Pıtırcığımı yaptım. Sonrasında bir adet de sık iğnemi yaptım. Yine bir zincir çekip ters çeviriyorum. Ve dördüncü sırama bu şekilde geçiyorum. Dördüncü sıramda bütün ilmeklere sık iğne yapacağız. Yine çektiğim zinciri tabii ki saymıyorum. Hemen ilk ilmeğimden başlayarak sık iğne yapıyorum. Yine pıtırcıkların bulunduğu ilmeklere de yapıyoruz. İlmek sayımız hiç değişmiyor. 52 ile başlamıştık. Yine benim toplamda 52 adet sık iğnem olacak. Siz de kaçla başladıysanız eğer o kadar sık iğneniz olmalı. Eğer doğru ördüyseniz şu ana kadar. Tek tük sıkıntınız varsa arada arttırma yapabilirsiniz. Hani içerisinde çok belli olmayacak kadar. Ama olabildiğince pıtırcık sırasında hata yapmamaya çalışın. Görüntünün güzelliği bozulmaması için. Bu şekilde bu sıramızı sadece sık iğne yaparak devam edeceğiz. Ben yine tamamlayıp geliyorum. Bu sıramı da tamamladım. Şimdi 5. sıramıza geçeceğiz. Yine zincirimi çekiyorum. Şöyle ters çeviriyorum. Ve bu sıramızda da bütün sıra boyunca tekli trabzan yaparak ilerliyoruz. Doluyorum. İlk ilmeğime battım. Hepsinin içinden tek seferde çıkıyorum. Bu şekilde tekli trabzanlarımı yaparak gideceğim. Bu basit örgü tekniklerini bilmiyorsanız eğer ya da unutmuş olabilirsiniz, tekrar izlemek istiyor olabilirsiniz. Bunlar için yine bizim bir videomuz, oynatma listemiz mevcut. Ben yine onu kart olarak ekranın sağ üst köşesine ekleyeceğim. İsteyenler olursa buradan ulaşıp izleyebilirler.
Bu şekilde batıyorum ve içerisinden hepsinin içinden aynı anda geçiriyorum. Böyle tekli trabzan yaparak yine tüm sıralarımı dolanacağım. Bu sırada bittiğinde göstereceğim son sıraya geçeceğiz. Sıra sonunda görüşelim. 5. sıramı da tamamladım. 6'ya geçeceğiz. Yine zincir çekiyoruz. Her sıra sonunda zincir çekip ters çevirerek devam ediyoruz zaten. Bu sıramızda yine daha önce de yaptığımız gibi arka ilmeklere batarak sık iğne yapıyoruz. Blo sık iğne sırası. Bu şekilde arka ilmeklere batarak sık iğnelerimizi oluşturuyoruz. Sıra sonuna kadar yine bu şekilde devam edeceğim. Zaten sizlere göstereceğim kısımlar bu kadardı. Hemen tarifin devamını anlatacağım. Şöyle bu sırayı blo sık iğne olarak gittiğinizde bu bizim 6. sıramız oluyor. Bunu yaptıktan sonra 2 tekrar daha yapıyoruz. Yani toplamda 3 tekrarımız oluyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi bakın 3 tekrar şeklinde ilerliyor bandanamız. Şöyle tekrar göstereyim. Şu şekilde 3 tekrar şeklinde gideceğiz. Ben şu an sadece ilk tekrarımı tamamladım. İlk 2 sıramı saymıyorum. Bu benim başlangıç sıramdı. İlk 2 sıradan sonra yaptığımız şu pıtırcıklarla başlayan 3. sıram. Daha sonra sık iğne sıram 4. 5. sıram tekli trabzan. 6. sıramda blo sık iğne sıram oluyor. Bunun devamında yani 6. sıramı blo sık iğne yaptıktan sonra tekrar 3, 4, 5, 6 ve tekrar 3, 4, 5, 6 şeklinde örüyorum. Toplamda 14 sıram olacak. Tabii ki siz bandanınızı daha ince isterseniz azaltabilirsiniz. Tekrar sıralarınızı ya da aynı şekilde daha fazla yapmak isterseniz de arttırabilirsiniz. Bu tamamen tercihinize kalmış ama benim burada gösterdiğim şekilde yapmak istiyorsanız 3 tekrar olacak. Dediğim gibi bu 6. sıram bundan sonra 3, 4, 5 ve 6. sıralarımı 2 kez daha tekrar ediyorum. Sonrasında birleştirme kısmı ile yine birlikte olacağız. Tüm sıralarımı tamamladım. En sonda bir zincirimi çektim. Şimdi dikmek için birazcık pay bırakarak ipimi kesiyorum ve şöyle çıkartıyorum. Biraz uzun bırakmışım. Son zincirimizi de şurayı sıkılamak için çektik. Şimdi hemen ipimi iğneme geçireceğim. Evet, ipimi geçirdim. Bandanamızı nasıl dikeceğiz? Gelelim bu kısma. Öncelikle bandanamızın ters kısmı ile çalışacağız. Bu şekilde yayıyorsunuz yani. Şu an kullanacağınız kısım üstte kalacak. Şöyle katlıyorum bandanamı şu şekilde iki ucundan şöyle. Geliyorum ve bu şekilde birini içeriden birini dışarıdan birleştirme yapıyorum. Şöyle bakın ikiye katlamıştım. Bunları şu şekilde iç içe sokacağım ama ben daha düzgün görünmesini istediğim için bu ipi daha sonra çekeceğiz. Şöyle tam olarak köşelere denk getirerek eşitlemek istiyorum. Aynen bu şekilde. Gözünüze güzel geldiği şekilde durabilirsiniz. Eşit olacak sadece. Tek olayı bu. Zaten ikiye katladığımızda eşitleniyor. Bunu yaptıktan sonra şu an 4 kat var burada. Şöyle çeviriyorum çünkü bu taraftan sağıma gelsin daha rahat dikeceğim. Şu an buradan ucundayım. Şöyle uçlarından şu şekilde göstereyim. Karşı tarafa doğru geçirip sıkılıyorum. Daha sonra karşının olabildiğince karşılıklı ilmeklerini alıyorum. Çok aşağılara inmiyorum. Uç kısımlarından ne kadar eşit alırsam yani şu şekilde ne kadar düz bir biçimde alırsam o kadar daha güzel bir görüntü oluşacaktır bandanamda.
Şöyle en son buradan çıkmıştık mesela, şöyle hemen yan tarafındaki ilmeklerden batıyorum. Karşıdan çıkıyorum. Sıkılayarak gidiyorum biraz çektikçe. Bu şekilde bir önden bir arkadan geçerek bandanamızı dikiyoruz. Dikişimizi de yaptıktan sonra ipimizi kesiyoruz. Bunları içeride kaybedeceğiz. Bandanamızın yapımı bu şekildeydi arkadaşlar. Buraya kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Devamında da yine bu şekilde benzer videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanlarını açmayı unutmayalım. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın.